Kınlandı tonti. Deme falan yaptılar falan. Rise Online'a helal olsun. Çok mutluyum. Kamyon ve tırları öyle bir ustalıkla kullanıyorlar ki onlara hayran kalmamak elde değil. Gelin birlikte bu 10 usta kamyon ve tır şoförüne birlikte bakalım. Videodan önce Bunlar Kaçmaz kanalımızı takip ederseniz bizlere Mustafa destek vermiş olursunuz. Usta, tır, kamyon şoförü. Ben. Şehrin içinde herkesin düz gideceğini düşündüğü tır şoförü, usta ve kıvrak bir manevrayla her tır şoförünün cesaret edemeyeceği bir ustalıkla tırı sağa döndürmüştür. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlarsa usta şoförün bu hareketi sonucunda kısa bir şaşkınlık yaşar. Boş şov yapmış amına koyayım. O kadar geniş almasına gerek yoktu. Boş şov yapmış. Manevrayla her tır şoförünün cesaret edemeyeceği bir ustalıkla tırı sağa döndürmüştür. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlarsa usta şoförün bu hareketi sonucunda kısa bir şaşkınlık yaşar. Bu kamyon şoförü ise kamyonla ilgili tüm becerilerini adeta konuşturmakta. Tarlada bulunan dev pamuk çuvallarını yatay bir şekilde kamyona yükleyen şoför, sonra onları dik bir şekilde kamyondan çıkartıp tekrardan dik bir şekilde kamyonuna yüklemiş. Tüm bunların sonundaysa bize de şoförü tebrik etmekten başka bir şey kalmıyor. Now that skill. Bu yetenek işte. Böylesine dar ve engebeli bir yolda normal otomobillerle bile geri geri gitmek çok zorken bu usta tır şoförü arkasında yüklü odunlarla birlikte uzun tırı büyük bir soğukkanlılık ve ustalıkla dar ve engebeli yolda geri geri götürmekte. Eminiz ki Türkiye'de de buna benzer pek çok şoför bulunmaktadır. Hoş geldin Esas abi. Uçurum kenarında dar ve virajlı bir yolda, üstelik yağmurlu bir havada araç kullanmaya cesaret edebilir misiniz? Muhtemelen birçoğunuz buna cesaret edemeyecektir. Ancak videodaki bu cesur adam uzun tırıyla daracık virajdan korkusuzca geçmeyi başarabilmiş. Hem de önündeki dik uçuruma ve yağmurlu havaya rağmen. Bu tır şoförü ise yaptığı bu hareketle gerçekten de ağzımızı açık bıraktı. Bu oldukça mükemmel bir refleks ve gerçekten de süper bir manevra. Oğlum adamın şansına denk gelmiş amına koyayım. Adam bilerek onu yapmadı. Şanslı günündeymiş amına koyayım. Büyük ihtimal boş, yükü yoktu orada. Önünde bir şey yapamadı. Biri sola kırdı. En az Allah'tan solunda kimse yoktu. Arkadaki araba fren yaptı. Sağa kırdı. Kurtardı götü. Sen de yap. Yaparım. Ama ben o kadar şanslı olur muyum bilmiyorum. Normal araçla bile park etmek ustalık ve tecrübe gerektirirken bu tır şoförü muhtemelen yılların vermiş olduğu tecrübeyle ve küçük de bir matematik hesabıyla tırı arkadaki yükleme garajının içerisine tam olarak denk getirmiş. Bunda ne var amına koyayım? Her zaman yaptığımız şey. Her zaman yaptığım şey. Bu tır şoförü ise römörk olmadan yolda ilerlemekte ancak yolların buzlu olması sebebiyle de sürekli kayıyor. Tamam bir de torseyle yapsın bunu amına koyayım. Fakat bu durum şoförün hız yapmasına engel değilmiş bunu gibi gözükmekte. Bunu ben de yaparım. Torseyle yapsın. Yüklü yapsın. Bunu ben de yaparım. Hatırla drift. Oğlum ne var bunda yer buzlu amına koyayım. Gaza basıyorsun, direksiyonu çeviriyorsun, döndü, göt atıyorsun.
sürekli lüks spor araçların veya ülkemizde de Şahin Doğan gibi araçların patinaj çekmesine alışık olduğumuzdan bu römorksuz tırın patinaj çekmesi çoğunuzu şaşırtabilir. Trafiğe kapalı alanda yapılan bu şov sizce de çok etkileyici değil mi? Bunu normal bir tır yapamaz. Yapamaz. Bu adam buna bir şeyler koymuş yani. Bu normalde bir tır modifiyeli. Modifiyeli bu. Modifiyeli. Bunu normal bir tır yapamaz. İsterse 750'lik FH16 olsun, isterse 700'lük Scania olsun. Yapamaz. Yine trafiğe kapalı bir şovda çekilen bu görüntüler hem oradaki hem de ekran başındaki izleyenleri oldukça eğlendirmiş. Tır şoförünün patinaj çekmesi ve yolda 8 çiz... Taş koymuş arkaya. Ağırlık yapsın diye. Fifth wheel'e. Fifth wheel. Fifth wheel'un Türkçesi neydi ya? Arka dingilere ağırlık yapsın diye. ...çizmesi eminiz ki birçok usta şoförü kıskandırmıştır. Bak kocaman şey koymuş oraya. Arka, çünkü bak bu tırlar böyle bu arka dingiler döner. Onu oraya koymuş ki ağırlık yapsın, dönsün işte. Kıskandı. Bunu yapmak zor bir şey değil. Bu tırı böyle, bak böyle, böyle. Böyle sana da versinler, sen de yaparsın bunu. Yapacağın tek şey ne biliyor musun? Direksiyonu full gır, gaza bas. O kadar. O kadar. Başka bir şey değil ki. Direksiyonu full gır, gaza bas, göt atar zaten. Oğlum yaparım. Toplumda var olan kadınlar araba kullanamaz algısını yerle bir eden bu tır şoförü gerçekten de tüm erkekler... Yo, kadınların hepsi değil. Bazı kadınlar güzel araba kullanıyor. Çoğu kullanamıyor. Manevra yani, nasıl yapılır adeta ders vermiş. Bize de bu kadını tebrik etmekten başka bir şey kalmamakta. Ne var oğlum bunda? Bunu da yapamıyorsan tır şoförüyüm deme amına koyayım. Oğlum biz bu tırcıların her günlük rutini amına koyayım. Bunlar kaçmaz. O ne la? Selamlar abi.